yapacağım lan ben? Ne yapacağım? Nasıl kurtaracağım lan Yeşim? Söyledi. Öyle yukarıya içki götürmek falan yok ha. Uyma sen o serseriye. Hem babaannen kızar. Zaten nikah günü aldık diye böyle suratını asıp duruyor. Kadını şimdi hiç o şey... Aşkım. Seni o kadar çok seveceğim ki. Allah bizi ayırmaya kıyamayacak. Nerede bu iblis? Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula böyle birden çıkılır mı iblis? Kalbim olsa durmuştu. Necazi duydun mu? Kalbim olsa durmuştu. Ama yok. Hâle dön dön yüzüme bakmalarına alışamadım ha. Neyse uşağım, ben gidiyorum. Gözünü kızın üstünden ayırmak yok, tamam mı? Attığı her adımdan bana rapor edeyiz. Anlaştık mı? İblis, ha bu sessizliğin asaletinden miydi? Neyse uşağım, haydi göreyim seni. Ne dola? Ben istemedikçe göremez. Adamın takıldığı şeye bak. Bu da çıktı bir değişik. Envai çeşit manyakla uğraştım. Bu bağ bile fazla geldi. İblis! Lan nereye gittin? Lan neresin? Siz ikiniz nereye kayboldunuz öyle bakayım? Az sabredin ayol. Şurada bir ay kaldı düğüne. Hadi. Geç ne? Ya senin eve mi iniyoruz? Bence de. Böyle balkonda kaçak demlenmekten daha iyidir. Geç geç geç. Sen de bilen bir. Saygılar. Toprak. Ne oluyor? Evde misafir var. Siz nereye gidiyorsunuz? Ay. Misafiri bahane etmene gerek yok Leyla. Özleyeceksin direkt söyle. Ya biz şeye gidiyoruz şeye. Yangın çıktı ya şimdi. Bu programlarla ilgili bir sıkıntı var, onu çözmemiz lazım. O yüzden gidiyoruz. Abi ben de lazım olur muyum programla ilgili yapılacak bir şey olursa falan? Yok Funduk yok, sen lazım olmasın, sen burada kal. Aslında bana çok lazımsın Naz kızı. Ay yürüyen yürüyene ayol. Oğlum ne topladın müzaffer topar buraya ya? Gel abi gel.
Bence Çınar'ın bize çok güzel bir sürprizi var Toprak abi. Ya Deniz, sürpriz olduğu kesin. Bu ne? Bunlar ne lan? Yeşim'in fotoğrafları eşliğinde mi demleneceğiz? Deniz, ben seni bir demleyeceğim, leydilere beş çay olacaksın ha. Durum ciddi beyler. Bana da ciddi gibi geliyor Barutçu. Ne lan sapık gibi kardeşim fotoğraflarını çekip çekip yaymışsın ortalığa. Vallahi bunca yıldır aşığım, ben böyle hareket görmedim. Fe subhanallah. Ya bırakın goy goy, durum ciddi diyorum size. Satır geldi, satır. Ne dedi biliyor musunuz? Ya Habibe'yle evlenirsin ya da Yeşim'i. Hı, al. Ha buraya da. Yeşimcim, ben diyorum ki nikah gününüzü aldığınıza göre şöyle dillere destan bir düğün yapalım. Ay! Yapalım değil mi? Kız, koskoca barutçular gelin alıyor, kolay mı? Değil mi ama babaanne? Ha, biraz daha da kapına döndüm. Geldi içime fenalık. Dedi, destan dedi, barutçulara gelin dedi. Mevkime göz koydu. Oy. Yani senin torun da maşallah büyük arası. Subhanallah. Kadının da dilinin ayarı hiç yok. Babaanne. Arasların kızından bahsediyoruz. Hı? Kapılar yarışır bence. Ay, bu da buldu kendi gibi erti kına yakar. Biri pulli, biri zilli. Babaanne. Ha, bir sene eksiktin. Dilli. Ay bu iyiydi. Bu uslu, uslu. Uslu'sunun Arasların kapısına serdiği undan haberi yok tabii. Sanki sen sermedin. Ah! Sermek demişken biz de iyi serdik ha hakikaten. Yeşim. Bizim şu kutu meselesini halletmemiz lazım. Dağ evine nasıl gideriz ona bir çare bulalım hadi. Defneciğim. Senle internetten turlara baksak mı? Ay ben balayında Mardin'e gitmek istiyorum da. Gidin tabii Yeşimciğim, gidin gidin. Hem hazır siz gitmişken abim de o Maldiv sahillerinde balık tutar. İçinde kalmasın çocuğun. Hadi biz gidelim de internetten bakalım. Hadi. Abim ne du? Onu anlamadım. Ha onu ben de anlamadım. Yola çıkar. Ama iyi bir şey değil, onu anladım. Orasını ben de anladım. Gittik Çınar'ı. Gittik. Yani şimdi benim kardeşim namlunun ucunda. Peşindeki manyak da dışarıda. Aynen öyle Aras. Ulan Çınar. Oğlum ben sana demedim mi? Beni bekle demedim mi? Satır işini bana bırak demedim mi oğlum ben sana? Abi dedin. Dedin de elim kolum bağlı mı dursaydım? Hem müsteşarı kurtaracak ses kayıtlarını da aldım ben. Aldın da herif de boş durmadı işte. O herif eninde sonunda bu noktaya gelecekti bence. Şimdi ne yapmamız lazım onu konuşalım. Bu mesele patladığından beri Satır'ın peşindeyim. Elimde tezgahını çökertecek belgeler var. Yarın hemen polise gideceğim. Ama önce eşimi koruma altına almamız lazım. Bence de. Sonuçta herif hala dışarıda. Tamam. Nasıl yapacağız o zaman? Evet.
Yarın bir bahane bulup işe gitmesek. Pazar daha evine gideriz, akşama da döneriz. Olmaz. Abim bizi gittiğimiz an görür. Yani kameralar falan var. Recep abi her an başında. Anında bizi abime ispiyonlar. Evet ya. Ben o teknokütüğün kameralarını unuttum ha. Defne. Vaz mı geçsek? Bak vallahi bak. Abim annemi araştırdığını öğrenirse çok fena olur. Ya Yeşimcim, biz bunu konuştuk ama abinin annesiyle yüzleştirmeden bu mesele hallolmayacak. Tamam öyle de düşün. Düşün. Düşün Yeşimcim. Biz nasıl gideriz daha evine? Daha evine götürsek orayı bulmaları imkansız. Güvenlik nasıl orada? Hiç fena değil. Barış, bir kağıt kalem versene. Al abi. Şimdi abi bak. 1000 dönüme yakın bir orman. Etrafı tel örgüyle çevrili. Her 100 metrede bir kamera var. Giriş kapısı tek. Girişte Recep abi var zaten. Sürekli kameralarla izliyor. Biz de sisteme uzaktan bağlanabiliyoruz. Garanti olsun diye biraz da adam yarsak etrafına. İstemediğin kadar adam yarım ben oraya. Sen merak etme. Tamam, sağ ol. Eşimi daha evine götürüyorsun. Ara sen de gel. Defne'yi de götürmek lazım. Lan benim tepemi attırma. Ne işi var Defne'nin seninle daha evinde? Toprak abi cidden sırası mı ya? Sonuçta adam Yeşim'e ulaşamazsa en yakın hedefi Defne olur. Satır bir barutçuya bunu yapmaya cesaret edemez. Ayrıca ben seninle Defne'yi aynı eve göndermem. Abi Satır'ın neye cesaret edip etmeyeceğine göre mi hareket edeceğiz? Hem ben varım, ne olabilir Defne'ye? Yalnız ayıp oluyor beyler. Tamam abisiniz de gömdüğünüz adam da benim. Haklısın de kusura bakma Aras. Eyvallah. Tamam da tamam. Doğru söylüyorsunuz. Götürün Defne'yi de. Güzel. Ama yine de iki sorunumuz daha var beyler. Bir, ne söyleyip de kızları evden çıkaracağız? İki, hadi çıkardık. Dışarıdaki herifi nasıl atlatacağız? Kızları nasıl çıkartırsınız bilmem de dışarıdaki herifi atlatma konusunda bir fikrim olabilir. Nereden çalsana bir düşün. Alo? Barış. Yardımın lazım. Dinliyorum kardeşim. Çıkmış mı? Yeşim! Yeşim kalk çabuk gidiyoruz. Aa, kalk buradan gidiyoruz. Ne oldunuz ayol? Aras bak çok pişman olacaksın. Çekil lan. Abi! Ya yalın ne oluyor? Defne çekil. Aras bırak sözümü. Ay Çınar ne oluyor ya? Başlatma Çınar'ına. Çınar Mınar yok bundan sonra yürü. Ay Yeşim. Yalın. Tanık, oltaları al, gel arabada bekliyorum. Defne şunu yalnız bırakma, delilik yapmışsın. Ne oldu evladım? Çınar evlenince Trabzon'da yaşamak istediğini söyledi. İşte yalın da karşı çıkınca kavga çıktı. Anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Ha bakayım bileklerini. Aylardır, al. İyi gelir bileklerine. Aylardır dua ederdim Allah'ıma. Oh şükürler olsun. Bileklerine de. Bilama daha ister misin? İstersin. Allah'ım ya Rabbim ay. Oh. Nay nere 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 n
Ne yapıyorsun?
Yeşim beni öldüreceksin ama bunların hepsi numaraydı. Yolda anlatırım. Yalnız önce şu telefonu alayım. Telefon. Telefon falan yok. Tam bir doğa tatil yapacağız. Oho, dünyadan Yeşim'e. Yeşim, bir bize dön abicim. Dağ evine gidiyoruz. Çınar'la Defne de geliyor. Nasıl? Ama hani Çınar yoktu? Tayde. Numara yaptın. Ama benim kalbim iniyordu. Aşk olsun. Hadi. Bakma. Geç. Ya. Ver şu otayı, ver. Ya ne oluyor, ne oldunuz? Soru sorma Defne, soru sorma. Ya nasıl soru sorma? Yalın geldi sürükle sürükle Yeşim'i götürdü. Sen geldin balaya gidiyoruz dedin. Balaya gitmiyoruz Defne. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Ya ne oluyor, neler çeviriyorsunuz siz? Gidince görürsün ne çevirdiğimizi. Çok konuşma da gereği yaslan. Kemerini tak. Ay vallahi siz delisiniz. Şimdi Defne'yi daha evine götürmek için mi bu planı yaptınız? Aynen. Ay abi, inanmıyorum sana. Şimdi yani siz Defne ile barışana kadar dağ evinden hiç çıkmayacak mıyız gerçekten? Çıkmayacağız abi. Ama ben sana söyleyeyim. Yani söyleyeyim. Sen o lafını yemedikçe Defne sana asla 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 dönmez. Hangi lafını? Aşk biter lafını canım. Eğer Defne ile barışmak istiyorsan önce o lafını yiyeceksin. Yerim yerim. Beyler, bana şans dileyin. Hadi görüşürüz. Hayırlı geceler beyefendi. Alkol aldık mı? Lütfen araştırın eder misiniz? Zaten misin ya? O zaman şunu üfler misin? Allah Allah. Nerede bu alkol metni ya? Oğlum! Alkol kontrolüne araçsız mı çıkıyoruz lan? Şşş! Sarhoş! Hop! Nereye? Şu çizgide yürü bakayım. Yürü şu çizgide. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Kardeş. Çizgide yürü bak. Ben bile yürüyorum. Üstelik kafam senden bile güzel. Kardeş. Bu
gece tüm hesaplar benden. Bir kadeh alana bir omuz bedava. Bak nasıl da kandırıyor kendini, bir teselli ararken insan. Sussun telefonlar, uyudun mu diye soranlar. Dokunmasın yalnızlığıma. Kimse bilmesin nerede olduğumu. Sorarlarsa öldü dersin. Böyle gelmiş böyle de gider. Kafam senden bile güzel. Kimse bilmesin nerede olduğumu. Sorarlarsa öldü dersin. Böyle gelmiş böyle de gider. Kafam senden bile güzel. Anladım hiç kimsenin suçu değil. Kendim ettim kendim buldum bu. Gidişle zaten benim sonum. Hiçbir hayır alamet değil. Sussun telefonlar. Uyudun mu diye soranlar. Dokunmasın yalnızlığıma. Kimse bilmesin nerede olduğumu. Sorarlarsa öldü dersin. Böyle gelmiş böyle de gider. Kafam senden bile güzel. Kimse bilmesin nerede olduğumu. Sorarlarsa öldü dersin. Böyle gelmiş böyle de gider. Kafam senden bile güzel. Kimse bilmesin nerede olduğumu. Sorarlarsa öldü dersin. Böyle gelmiş bu böyle de gider. Kafam senden bile güzel. Kimse bilmesin nerede olduğumu. Sorarlarsa öldü dersin. Böyle gelmiş böyle de gider. Kafam senden bile güzel. Kimse bilmesin nerede olduğumu. Sorarlarsa öldü dersin. Böyle gelmiş böyle de gider. Kafam senden bile güzel. Fındık, Fındık uyan. Oha! Daha evine mi geldik? İn hadi in. Defne balı yine iş başında ha? Allah'ım. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bir şey daha istesem yapar mısın? Ya biliyorsun bir motosiklet istiyorum. Ha, bir de Avrupa seyahati hayalim var. Ha? Tövbe, vallahi tövbe. Tövbe, tövbe, tövbe. Hepsinden vazgeçtim, hepsinden vazgeçtim. Bir tek sevdiceğin de burada dede, tam olsun be. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Senin ne işin var burada? Birkaç gün tatil hepimize iyi gelir diye düşündük. Madem o kadar düşündünüz, iyi bari. Ne dedim ya, keşke beraber geçseydik. Yeşim! İşaret olmalı. Kutuyu bulmamızda bir hayır olmasaydı Allah bizi buraya ışınlar mıydı? Işınlamazdı değil mi? Haksız mıyım? Hadi. Ay. Defne'nin telefonu aldın değil mi? Çoktan attım bile. İyi. Adamı da barışlar sayesinde atlattık gibi görünüyor. Hadi bakalım.
Bundan sonrası önce Allah'a, sonra Toprak abime kalmış. Hakkımızda hayırlısı. Amin. Tamam Osman abi. Ben bir oğlanı okula bırakayım. Saat 10 gibi gelir seni alırım, beraber gideriz emniyete. Abi elimdeki kanıtları emniyete verince Satır diye bir şey kalmayacak. Merak etme sen. Tamam abi, görüşürüz. Hakkımız hayırlısı. Günaydın. Leyla, sen beni odaya mı kapatıyorsun? Aha Toprak. Toprak, sırıtmayı kes de söyle. Dün Yalın'la Çınar ne oldular öyle? Kavga ettiler. Çınar Trabzon'da yaşamak istiyor diye. Çınar ne zamandan beri Trabzon'da yaşamayı ister oldu ayol? Demek var mı şöyle bir arzusu? Toprak, biz evlendiğimizde Trabzon'da mı yaşayacağız, İstanbul'da mı yaşayacağız diye kavga ederken Çınar ne demişti? Ne demişti? Kavga etmeyin, sevdiğinin yanı memleket olur insana demişti. Olmuş muydu? Ne olmuş muydu? Benim yanım sana memleket olmuş muydu? Olmuştu. Da konumuz bu değil. Ben Çınar'ın... Leyla, yakında benim yanım sana yine memleket olacak. Biliyorsun değil mi? Hah. Yeşim'le sürmene de altlı üstlü oturursunuz da dede bari tam olsun. Bence hiç fena fikir değil. Sen bunu bir düşün. Salak erirken adam kaçtı gitti ayol. Üf! Oh de, oh de, oh de. Oh! Hayırdır babaanne, pek mi neşelisin? Zilli'den kurtulduk toprağım. Elbet neşeliyim. Benim Çınar'ıma yaylaya yakışacak bir gelin almak lazım. Oh de, oh de, oh de! Babaanne ağzından bal damlayın. Onlar barışacak. Hiç boş heves etmeyin. Ayrıca Çınar'ı ararsanız birkaç gün yok. Nerede ki? Defne ile beraber tatile gittiler. Oo. Çınar gidecek, kafasını toplayacak, dönecek. Sonra da Yalın'la bu işleri halledecek. O yüzden hiç boş heves etmeyin. Ha benim bu uşağım da hiç akıllanmadı. Ha kendisine pulli aldı, çekti. Şimdi de kardeşine zilli alacak. Habibe, git bana yumurta kır. Kırdım yengeciğim, aha burada dur. Olmamış o, git çift sarılı kır. Hemen yengeciğim. Sarısı sulu olmazsa geri gönderirim. Kaç gündür böyle senin? Aklı sıra Habibe'yi bezdirecek. Dün de iskemlenin bacaklarını kırklattı. O pulli var ya, o pulli. Ben servise bakacağım. Döndüğümde hazır olacak o yumurta Habibe. Servisi bekleme Leyla. İdris okula ben götüreceğim. Allah Allah. Nereden icap etti bu toprak? Oğlumu okula götürmek için illa bir sebep mi olması lazım Leyla? Toprak. Yemezler canım. Bir şeyler karıştırıyorsun sen. Nereden çıkarıyorsun canım sen bunları? Kaç yıllık kocamı tanımayacağım mı ben? Senin kaç yıllık kocam diyen ağzını yerim kızım ben. Hiç yürüyüşe geçme toprak. Biraz önce odada da böyle yaptın.
gözünü kaçırmalar, olmayınca bana yürümeler, dikkatimi dağıtmaya çalışmalar filan. Dağıtabildin mi bari? Toprak, ay bir uzaklaş. Delik yapma. Aa, bunlar kim ayol? Önce Satır'ın tehditleri, sonra tersanenin yangını, sonra Çınar'la eşimin saçma ayrılığı, sonra Defne ile Çınar'ın ortadan kaybolması. Şimdi de evin önünde korumalar. Hemen dökül, hadi. Satır Celal, bizi eşimin hayatıyla tehdit ediyor. Ne?